Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Dünya koronavirüsle mücadele ederken Türkiye'de de vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan hasta sayısının 670'e çıktığını, 9 kişinin ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Hasta sayısı 670'e çıktı, can kaybı 9'a yükseldi. Koronavirüsle ilgili tabloda gelinen noktayı Sağlık Bakanı sosyal medyadan duyurdu. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu. Başta negatif, sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bakan Koca'dan yine gece yarısına doğru geldi o açıklama. Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Bakan yaşlı ve direnci zayıf 5 hastanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. 11 Mart'ta görülmüştü Türkiye'de ilk koronavirüs vakası. İlk kayıpsa 6 gün sonra 17 Mart'ta verilmişti. 9 can kaybının tamamının da yaşlılardan olduğuna dikkat çekti Sağlık Bakanı. Yaşlılarımızı koruyalım, mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim dedi. Amansız bir mücadele içerisindeyiz dedi. Zorunlu olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmayın çağrısı yaptı. Koronavirüsle ilgili sesli mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye ile aynı anda eşiyle birlikte Kısıklı'daki evinin balkonuna çıkıp sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerini saygıyla selamlıyoruz. Tüm Türkiye ile birlikte aynı saatte o da eşiyle balkondaydı. Fedakar sağlık çalışanlarını dakikalarca böyle alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Kısıklı'daki konutunda verdiği sağlık personeline alkışlı desteğini selam da gönderdi. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar, sevgiler. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan uyarı yapmayı da ihmal etmedi. Gönül selamı. Sokaklara bu musibeti atlatana kadar çıkmamakta direnelim. Bir de sesli mesaj yayınladı. Risk grubunda olanlara dikkat çekti önce. Sonra da hijyen kurallarını hatırlattı. Hijyen kurallarına kati süretle riayet etmeli. Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Alışveriş ve kamu hizmetleri içinse interneti işaret etti Erdoğan. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim. MHP lideri Bahçeli de sosyal medya üzerinden verdi mesajlarını. Allah'ın izniyle mücadeleyi kazanacağız dedi, evde kalma çağrısı yaptı. Gün eleştiri ve açık arama günü değildir sözleriyle birlik beraberlik vurgusu da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li belediye başkanlarıyla koronavirüs toplantısı yaptı. Sosyal mesafe kuralı gereği o toplantı telekonferans yoluyla gerçekleşti. Hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'na telekonferansla seslendi. Bu salgını yeneceğiz dedi. Ben karamsar değilim. Umarım sizler de karamsar değilsiniz. Aklın ve bilimin ışığında biz bu salgını yeneceğiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde COVID-19 toplantısı yaptı. O toplantının hemen öncesinde uzun süredir hastanede tedavi gören kız kardeşinin vefat haberini alan Kılıçdaroğlu, CHP'li başkanların aldığı önlemleri ekran başından dinledi. Öncelikle belediyenin içerisinde CHP'lerimiz tamamız. Gerçekten dezenfeksiyon anlamında hiçbir eksiğimiz yok diyebilirim. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarından bir de isteği vardı. Kolonya, işte deterjan yani dezenfeksiyon maddeleri eğer yoksul ailelerin talebi olursa bu talebi karşılamak. CHP koronavirüsle mücadelede yol haritasını pazartesi günü açıklayacak.
Oteller, huzur evleri ve yurtlar dahi hijyen en üst seviyeye çıkarılacak. Özel ve vakıf hastaneleri de salgın hastanesi olarak kullanılabilecek. Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı bir dizi yeni tedbir daha açıkladı. Tüm kurumlar önlem üstüne önlem alırken Sağlık Bakanlığı bir kez daha düğmeye bastı. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları kliniği ve yoğun bakım yatağı bulunan özel hastaneler ve vakıf hastaneleri de artık pandemi yani salgın hastanesi ilan edildi. Özel hastane devlet hastanesi ayrımı ortadan kaldırıldı. 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderildiği yeni genelge, hastanelerin koronavirüs hastalarına özel bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi ayırması istendi. Bakanlık tıp öğrencileri ve diş hekimliği fakülteleri dahil tüm öğrencilerin sağlık kuruluşlarında görevlendirilebilmesiyle ilgili düzenlemeyi resmi gazeteye gönderdi. O düzenleme yürürlüğe girdi. Yani uzmanlık öğrencileri eğitim gördüğü okulun dışında 3 ayı geçemeyecek şekilde bir sağlık kuruluşunda görevlendirilebilecek. Bir diğer önemli tedbir de konaklama yerleri yani oteller, yurtlar, huzur evleri ve restoranlarla ilgili oldu. Örneğin artık otellerde konaklayan kişinin bilgileri tam ve eksiksiz tutulacak. Diğer taraftan oda temizliğinde de eldiven kullanımı şart oldu. Konaklayanların son 14 günde seyahat ettikleri yerler, ülkeler ve pasaport bilgileri alınacak. Özellikle de ellerle sıkça dokunulan yüzeyler, trabzanlar, kapı kolları, telefon ahizeleri ve de bakın asansör tuşları da bu noktaların genel temizliğinin yapılmasının ardından bir de çamaşır suyu ve de klor tabletle temizlenmesi gerekecek. Çarşaf, havlu ürünlerinin katlanması sırasında çırpma ve silkeleme işlemi yapılmayacak. Toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek. Bilim Kurulu kararıyla saat 17 itibariyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Böylece uçuş yasağı uygulanan toplam ülke sayısı 68'e çıkmış oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni bir karar çıktı efendim. Bu akşam saat 18 itibariyle berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri de kapandı. Peki esnaf bu işe ne diyor? İşte cevabı. Hep çalışıyorduk hijyen şartlarına uyarak. Çalışanlarımız her ne kadar hijyenik koşullara uyum sağlamaya çalışsa da yine sağlığımız tehdit ediliyordu. Şimdi ne olacak peki? İkinci memre kadar kapalıyız. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında berberler, kuaförler, güzellik merkezleri kapatılmamıştı ama yeni bir karar çıktı. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valisine ek genelge gönderdi ve bu akşam saat 18'den itibaren berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri geçici bir süreliğine kapatılıyor. Müşterilerimiz de rahatsızdı, biz de rahatsızdık. Bu karardan memnunuz şu an. Ülkece zor şartlardan geçiyoruz. Bunu da atlatacağız inşallah. Çok panik yapmaya gerek yok. Biraz evde kalalım. Aslında berberlerin nereden baksanız yarısı kendi isteğiyle kapattı dükkanını. Ama bunun gibi çalışan berberler de var. Onlar da önlemini eldiven ve geçici havluyla alıyorlar. Bu akşam 18'e kadar böyle çalışmaya devam ediyorlar. %70-80 olarak işler düşmüştü zaten. Bu gerekli bir karardı. Saç sakal biraz karışacak. Biraz da değerimizi bilsinler. Burada meslektaşlarımızın şöyle bir istekleri var. Devletimiz bu konuda esnafımıza sahip çıkarsa faturasında, kredi kartında, bağkurunda, sigortasında böyle bir talep var. İnşallah devletimiz sesimizi duyar. Kuaför ve berber dükkanları riskin en yüksek olduğu yerler. O yüzden hem onlar için hem de müşteriler için en doğrusu bu karar. Önce sağlık, sonra bakım ve güzellik. Türkiye evde kal. Uzaktan eğitim sonrası milyonlarca öğrencinin yeniden ders başı yapıp yapamayacağı henüz belli olmadı ama Bakan Selçuk'un 40 dakikalık teneffüs müjdesi 81 ilde anında yankı buldu. O 40 dakikalık teneffüs hem dondurmalı hem de fıstıklı olacak. Dondurmalar Maraş'tan, turşular Çubuk'tan, leblebiler Çorum'dan, lokumlar Sakarya'dan. Bu listeye her gün bir yenisi ekleniyor. 40 dakikalık ilk teneffüste öğrenciler adeta lezzet şöleni yaşayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bütün öğrencilere o müjdeyi vermişti. Okullara verilen koronavirüs tatili sonrası ders başı yapacak öğrenciler 40 dakikalık teneffüsle hasret giderecek. Vitamin bu. Çocukların beslenmesi önemli bir değer. Hangi çocuk yemez dondurmayı? Bakan Selçuk'un o açıklaması sonrası önce Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
40 dakikalık teneffüs dondurmasız olmaz demişti. Güngör'ün başlattığı kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyelerden destek geldi. Her zaman için iyidir fındık fıstık. Çocukların da seveceği, sıkılmadan, keyifle okullara gidebileceği bir ortam oluşturuluyor. Yaklaşık 2500 yöresel yiyecekle dünyanın en zengin ülkesi Türkiye. İşte bu da lezzet haritası. Fındıklar Ordu'dan, fıstıklar Siirt'ten, elmalar Amasya'dan, muz ve portakal da Antalya'dan gidecek bütün okullara. Bu kadar yiyecekle enerji patlaması yaşayacak öğrenciler için futbol kulüpleri de harekete geçti. Beden eğitimi dersleri için kimi futbol topu gönderecek, kimi de forma. Korona kabusu yüzünden camiler cemaatsiz kaldı ve dünyanın dört bir yanında din adamları üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Camiler cemaatsiz kaldı, müezzinler, imamlar gözyaşlarını tutamadı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sırbistan'ın Tutin şehrinde ezan okuyan bir müezzinin birden sesi titremeye başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Koronavirüs yüzünden caminin boş kalmasına hüzünlenmişti. Ezan okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Burası da Suudi Arabistan. Cemaate namaz kıldıran bir imam gözyaşını böyle sildi. Finlandiya'da da ilk kez bir cuma namazı online kılındı. Sevgili din kardeşlerim, kendi evlerinde namaz kılanlar için cami imamı sosyal medya hesabını açtı, canlı yayına girdi. Takipçilerine internet üzerinden cuma namazını böyle kıldırdı. Efendim, malumunuz hepimiz bir korku filminin içindeyiz. Tüm dünya koronavirüs kabusunu yaşıyor. Onlarca ülkede 11.888 kişi hayatını kaybetti. Arjantin'de zorunlu karantinadan kaçanların peşine polis düştü. Bulgaristan meclisine korona protestosu damga vurdu. Amerika'da ise sokağa çıkma söylentisi yüzünden marketler yağmalandı. Karantina yasağını delenler, çarşı pazar gezenler. Ölümcül virüs dünyayı sardı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bine dayandı. Vaka sayısı da 290 bine yaklaştı. Ama onların umrunda değil. İran koronavirüsün dünyadaki 5. durağı. 1556 kişi öldü. 20.610 kişi enfekte oldu. Binlerce kişiyi muayene için yer kalmayınca fuar alanları ve spor salonları hastaneye dönüştürüldü. İran halkı sanki hiçbir şey olmamış gibi kalabalık gruplar halinde sokağa çıkmaya ve virüsü yaymaya devam ediyor. Burası da Arjantin. 158 koronavirüs vakası var. 3 kişi de virüs yüzünden öldü. Arjantin önlemleri o kadar sıkı tutuyor ki salgının bir kişiye bile bulaşmasını önlemek için zorunlu karantina getirdi. Ancak karantina yasağını delenler park ve bahçelere kaçınca sağlık ekibi ve polis de peşlerine düştü. Havaya ateş açan polis 30 kişiyi gözaltına aldı. 142 vakaya sahip Bulgaristan'da 3 kişi ölümcül virüse yenik düştü. Parlamentoda koronavirüs konuşuluyordu. Volya Partisi Başkanı Veselin Mareşki ve bir milletvekili mecliste 2 metre mesafe kuralının ihlal edildiğini söylediler. O ihlali de böyle protesto ettiler. Parti Başkanı kürsüye koruyucu tulumuyla çıkıp hükümeti eleştirdi. Burası da koronavirüsün dünyadaki 3. durağı. 1326 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da sokaklar boşalınca aç kalan güvercinler sokakta gördükleri bir kişinin peşine böyle düştü. Görüntü izleyenlerin içini sızlattı. Önlemlerin sıkı tutulduğu Gürcistan'da 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan edildi. Amerika'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceği söylentisi üzerine Amerikalılar süpermarketlere akın etti.
Tüm dünyanın gözü bilim insanlarından gelecek iyi haberde ve Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse karşı 20 ayrı aşı çalışması yürütüldüğünü duyurdu. Peki ilk aşı ne zaman hazır hale gelecek? Cevabı haberimizde. Koronavirüs salgını başladığından beri dünya yarışa girdi. Bilim insanları o aşıyı üretmek için çabalıyor. İnsanlar üzerindeki ilk aşı denemesi geçtiğimiz hafta ABD'de gerçekleştirildi. Avustralya, Almanya ve İngiltere'nin ardından Rusya'da aşı testlerinin başladığını duyurdu. Çin ise tarih verdi. Nisan ayı sonlarında testler başlayacak dedi. Dünya Sağlık Örgütü ise herkese umut olacak o açıklamayı yaptı. Koronaya karşı dünyada 20 ayrı aşı geliştirme çalışması yapıldığını duyurdu. Bilim insanlarına göre ölümcül virüsün aşısı 2020'nin 4. çeyreğine kadar kullanıma hazır hale gelecek. Koronavirüs kabusuyla sarsılan İtalya'ya en sert uyarı virüsün ilk çıkış noktası Çin'den geldi. Çin Kızılaş Başkanı aklınızda ne var bilmiyorum ama yasak politikanız çok gevşek dedi ve kameraların önünde fırça attı. Yardıma gelen Çinli yetkili İtalya'nın salgınla mücadele politikasını yerden yere vurdu. Aklınızda ne var bilmiyorum. Şu anda zamanı durdurmamız gerekiyor. İtalya koronavirüsün yeni merkez üssü haline gelince yardıma Çin koştu. Doktor ve malzeme yardımı gönderdi. Çin Kızıl Haçı Başkanı da Milano kentinde kamera karşısına geçti. İtalya'yı sert bir dille eleştirdi. Sokağa çıkma yasağı politikanız çok gevşek. Toplu taşıma araçları hala çalışıyor. İnsanlar hala ortalıkta dolaşıyor. Hala otellerde toplantılar düzenleniyor. Bir sürü insan maske takmıyor. Karantinanın neden önemli olduğunu anlattı. Wuhan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildikten ancak bir ay sonra tüm COVID-19 hastalarını hastaneye yatırıp tedavi edebildik. Hastalığın tepe noktasına o şekilde ulaştık. Çinli yetkili ekonomiyi değil sağlığı düşünün vurgusu yaptı. Tüm ekonomik aktiviteleri durdurmalısınız. İnsanların yaşamı şu an en önemli mevzunuz olmalı. İtalya'da bir belediye başkanı karantina yasağına uymayanları görünce adeta çıldırdı. Bir sürü insan çıkmış piknikte mangal yapıyor. İnsanların hayatıyla dalga mı geçiyorsunuz dedi ve sosyal medya üzerinden fırça üstüne fırça attı. Casa significa stare solo con la propria famiglia, non con i vicini di casa. Che poi voglio vedere sti vicini di casa che confidenza avete. Tuttora sti buon vicinato c'è Delia. Delia kasabasının belediye başkanı Gianfilippo Banchieri rahatlıklarıyla ölümcül virüse davetiye çıkaran İtalyanlara kızdı. Oggi di domenica, tantissime persone in campagna a arrostare carne, a fare barbecue. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo giocando con la pelle nostra di tutta la cittadinanza. Come andrà tutto bene se tantissime persone chiedono di avere fatti i capelli a casa, il parrucchiere a domicilio. Ma sti capelli a cosa servono? Questi capelli fatti in questo momento a cosa servono? Ölü sayısı katlanarak artınca İtalyanlar her yere her şey güzel olacak yazmaya başlamıştı. Onları da topa tuttu. Andrà tutto bene. A casa 20 persone per fare perché il cartellone deve essere bello e chiamiamo cugini, parenti per fare un cartellone. Quello è contagio. Kalabalık gruplar dağılmazsa her şey nasıl çok güzel olabilir diye sordu. Me lo fate capire? Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Ora tutti i podisti sono diventati, Adelia, tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre alla scuola elementare, ma dove andate a correre? Evde kal demek, başka evlerde kalın demek değildir diye de ekledi. Facevano delle feste in un condominio. Ci sono andato io solo oggi, di domenica. E siamo sindaco, siamo tutti quelli del condominio, ma il contagio lì è... Efendim saatler 9'u gösterdi. Türkiye bir kez daha balkonlara, pencerelere koştu. Koronavirüse karşı gecesini gündüzüne katıp canla başla çalışan sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Yaşasın! Doktorlar! Yaşasın! Halkımız! Alkışlar, ıslıklar, kornalar, hatta meşaleler. Türkiye!
Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye her yerde sağlık çalışanlarını alkışladı. Bizim hayatımızı kurtardığınız için teşekkür ederiz. O alkış ve ıslıklara yanıp sönen ışıklar eşlik etti. İstanbul ve Sakarya'da polis ekipleri sirenlerini çaldı. Bir destek de Sivas ve Rizeli itfaiyecilerden geldi. Allah yar ve yardımcıları olsun. Giresunlu itfaiyeciler ateşten 112 yazısı yazdı. Adana'da alkışlara darbuka eşlik etti. Bir teşekkür de Kayserili 3 yaşındaki Asel'den geldi. Bursa'daki bir mobilya fabrikasında onlarca çalışan aynı anda iş bıraktı. Kocaeli'de öğrenci yurdunda karantinada kalanlar da koridorlarda alkış tuttu. Edirneli Evrim Kaşıkçı akordiyonuyla mini bir konser verdi. Aman dağıtar, canım gülüm dağıtar. Yavru vatan da sağlık çalışanlarını unutmadı. Sağlık çalışanları kameranın karşısına geçip çok ama çok önemli bir çağrı yaptı. Biz sizin için çalışıyoruz, siz de bizim için evde kalın dediler. Müzisyenler de yaptıkları bestelerle onlara destek verdi. Beste yaptılar, klip çektiler. Biz senin için çalışıyoruz, sen de bizim için evde kal. Kaç yaşında hastanız? Dünyayı saran ölümcül virüse karşı evde kal çağrısında bulundular. Biz sizin için çalışıyoruz, siz de bizim için evde kalın. Uşak Kent Orkestrası Evde Kal isimli şarkı besteledi. Sevgili ve sabre. Hijyen uyarısı yaptılar. Elini sık sık yıkama, 20 saniye. Tedbirli ol ve sakın elini mahvetme. Eskişehir'de de 112 çalışanları bir araya geldi. Biz sizin için buradayız. Sen de bizim için evde kal. Biz sizin için çalışıyoruz. Siz de evinizde kalarak bize destek olun dediler. Sen de bizim için evde kal. Bir evde kal çağrısı da Kırıkkale'deki sağlık çalışanlarından geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bu zor günleri de atlatacaktır. Ordulu sağlık çalışanları kendi yörelerine özgü bir dille evinizde kalın çağrısı yaptı. Efendim, bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmasını sınırlandırdı. Bu sınırlandırma bu geceden itibaren devreye girecek. Tekrar edelim bu önemli gelişmeyi. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların bu geceden itibaren dışarı çıkması sınırlandırıldı efendim. Diyelim ve devam edelim. Öğretmenler sağlık personeli için tek ses, tek yürek oldu ve bakın hangi mesajı verdi. Sevgili sağlık çalışanları, biz öğretmenlerin sizlere bir mesajı var. İyi ki varsınız. Bu ülke için iyi ki varsınız. Sağlık çalışanları için tek ses, tek yürek oldular. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. 22 öğretmen sosyal medyada bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenler olarak zor şartlar altında çalıştığınızı biliyoruz. Sağlık çalışanlarına iyi ki varsınız dediler. İyi ki varsınız. Yaptıkları tüm fedakarlıklar için böyle teşekkür ettiler. İnşallah ülke olarak hep birlikte koronayı yeneceğiz. İyi ki varsınız. Evinde kal Türkiye. Bu ülke için iyi ki varsınız. İyi ki varsınız.
Efendim hepimizin aklında aslında aynı soru var. Hangi durumlarda koronavirüsten şüphelenmeliyiz? Çünkü en ufak bir ateşi olan, boğazı acıyan paniğe kapılıyor haliyle. Peki uzmanlar ne diyor? Koronavirüs nasıl anlaşılır? Hangi durumlarda doktora gitmek gerekir? İşte yanıt. Soğuk algınlığına benzer hafif bir ateş, öksürük, belki biraz boğaz ağrısı, hafif bir kırgınlık olabilir. Koronavirüse yakalananların yaklaşık %80'inde var bu belirtiler. Uzmanlar gereksiz yere hastaneleri meşgul etmeyin, hastanelere gelmeyin uyarısı yapıyor. Peki ama kendimizle ilgili koronavirüs şüphemiz varsa işte bu noktada hastaneye ne zaman başvurmamız gerekiyor? Yurt dışından gelen biriyle teması varsa ya da çok ağır ve hastaneye yatacak kadar hastalığı var ve başka nedenle izah edilemiyorsa test yapılabilir. Uzmanlara göre dünyayı sarsan virüs vücudu sinsice ele geçirmiş de olabilir. Koronavirüse yakalanan insanların yaklaşık %6'sında herhangi bir belirti yoktur. Genellikle hasta olduğunda farkına varmaz. Yani bazıları virüsü sadece taşıyor, hatta fark etmeden de yayıyor. Ama ondan etkilenmiyor. Hastaların %15'inde ise virüs akciğerlere iniyor. İşte bu noktada ciddi solunum sıkıntıları başlıyor. Tüm belirtiler olsa dahi kesin tanı ancak testle ortaya konabiliyor. Hastanın anlaması mümkün değil. Hatta bir hekimin de anlaması mümkün değil. Ancak bir test yaparak anlaşılabilir. Daha fazla kişiye test yapabilmeyi hedefleyen Sağlık Bakanlığı 15 dakikada sonuç veren tanı kitini de devreye soktu. Testlerin avantajı hasta başında tanı konulup eğer pozitif sonuç saptanırsa hastayı hemen izole etme imkanı sağlaması. Bakanlık yetkilisi mikrobiyoloji uzmanı Dr. Yasemin Coşkun kitin nasıl kullanıldığını anlattı. Bu şekilde ağzında süsterek örneğimizi aldık. Hemen karakodun yanındaki küçük kuyuca 3 damla damlatıyoruz. 10 dakika sonra cihazda okuma işlemi yapacağız. Koronavirüs risk grubunun en başında yer alan yaşlıları evlerde tutmak mümkün olmuyor. Ama tabii az önce bir son dakika gelişmesi olarak belirttik. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığa sahip olanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Belki bu durum değişir. Belediye ekipleri de yaşlıları oturdukları yerlerden kaldırıp bankları söktü. Uyarıp da evlerine gönderdi. Sizleri evlerinize davet ediyoruz. Yüksek risk grubundasınız. Bazı yaşlılar koronavirüs salgını uyarılarına kulak asmadı, evlerinde oturmadı. Belediyeler de meydanlardaki bankları kaldırdı. Gezikent Belediyesi banklar sökülüyor. Bankları sökme işlemi dün başladı ama yaşlılar hala sokaklarda, banklarda oturmaya devam etti. Şöyle bir saat oturup gidiyoruz. Maskemiz vardı, çıkardık. Evde unutmuşum. Evde sıkıldık, biraz havalak dedik. Bank kaldırma işlemleri bugün de devam etti. Üsküdar'da belediye ekipleri yaşlıları uyardı. Bankları böyle yerlerinden söktü. Sonra da evlerine gönderdi. Bankları kaldıracağız, buraları dezenfekte edeceğiz. Sizleri evlerinize davet ediyoruz. Yüksek risk grubundasınız. Her taraf ilaçlanıyor, siz rahat olun. Sivas'ta da banklar kaldırıldı, kamyonlara konulup götürüldü. Yaşlıların itirazı vardı yine. Biz korku bilmiyoruz ya. Ölürsek ölür, ölmezsek ne zaman, nasıl öleceğiz? Neden oturacağım? Trabzon Belediyesi de bankları sökmek yerine oturulmasın diye şerit çekti. Efendim günlerdir hatta haftalardır konuşuyoruz. Koronavirüse karşı belirli önlemler almalıyız deniyor. Uyarılar yapılıyor. Özellikle de hep birazdan evde kalın diyoruz. Ki bültenin başından beri de izledik. Bu uyarılara kulak asmayan var, asan var. Ama bakın şimdi hep birlikte arkamdaki grafiğe dönelim. Hep beraber inceleyelim. Özellikle sosyal izolasyonun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görelim. En üste baktığımızda bir kişi koronavirüse taşıyıcısı olan bir kişi... Koronavirüs testi pozitif çıkmış bir kişi sosyal dolaşıma girdiğinde hiçbir sosyal izolasyon kuralına uymadığında günlük rutinlerine devam ettiğinde o kişinin 5. gün sonunda 2 ila 3 kişiye bu hastalığı geçirdiği görülüyor ve ayın sonunda yani 30 günün sonundaysa bu rakam 406 kişiyi buluyor. Öngörülen rakamlar bunlar.
Peki sosyal izolasyona dikkat edildiğinde ne oluyor? Yani mesela %50 bir kısıtlama getirildiğinde, %50'miz evde kaldığında ne oluyor diye bakacak olursak bu rakamların son derece azaldığını görüyoruz. Yine koronavirüs taşıyıcısı bir kişi dolaşıma girdiğinde 5. gün içerisinde 1 ila 2 kişiye bulaştırma oranına sahip bu hastalığını, ay oranına baktığımızda ise 30. günün sonunda ise oranı, bulaştırma oranı 15 kişi olarak gösterilmiş. Efendim malum şimdi Türkiye'de kafeler, lokantalar, ibadethaneler, camiler, hatta artık berberler ve kuaförler de kapatıldı. Giriş yasak. Ne amaçlanıyordu? En az %75'imizin evde kalması amaçlanıyordu ki oranları görünce bu amacın ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. %75 sosyal kısıtlama olduğunda en az %75'imiz evde olduğunda yine koronavirüs taşıyıcısı bir kişi 5. günün sonunda o hastalığını bir kişiye dahi bulaştırma ihtimali azalıyor ve 30 günün sonundaysa 2 ila 3 kişiye bulaştırma oranına sahip oluyor. Evet, rakamlar da bunu gösteriyor ve tüm bu bilgiler ışığında bir kez daha hatırlatalım efendim. Evde kalın, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruyun diyelim ve devam edelim. Koronavirüs salgını nedeniyle hayat birçok açıdan durma noktasına geldi ama gönülleri ayıramadığı aşıklar nikah masasında ultra önlemler eşliğinde oturmaya devam ediyor. Evet, gelin damat şahitliğini alayım masaya. Evet, başka kimse girmesin şu anda. Nikahlara koronavirüs ayarı getirildi. Çiftler tedbirli evet dedi. Şu an yapamasaydık bir en iyi ihtimalle 6 ay sonraya gün verebiliyorlar. Geciktirmek istemedik. Sevgili eşimle birlikte. Buruk oldu nikahlar. Evet, öyle oldu maalesef. Düğün yapabilecek misiniz? Önümüzdeki birkaç ay olamayacak herhalde. Erteledik. Genelge yayınlandı. Düğün, nişan, kına gibi etkinlikler, kalabalıklar bir araya gelmesin diye yasaklandı. Koronavirüs hayatı ciddi anlamda etkiledi ama sevenleri ayıramadı. Ciddi tedbirler alınarak nikahlar kıyılmaya devam ediyor. Mühim olan gönüllerin biri olması tabii ki. Bu geçici şeyler, tedbirler. Önemli olan ülkeden huzura kavuşması. Belediyeler nikah kıyarken koronavirüs önlemi aldı. Artık içeride kalabalık olmuyor korona yüzünden. Gelin damat iki şahit. Fazlası yok mu? Yok. Nikah salonuna sadece gelin damat ve iki şahit alınıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık olduğu zaman güzel bu işler. İnsanlarla güzel ama toplumda böyle bir virüs varken de bunu yaymamak adına doğru bir uygulama yapılıyor şu anda. Bazı nikah salonlarında aileler için düzenleme yapıldı. Şerit çekiliyor. Başka kimsenin girişine izin verilmiyor. Aile yakınları o mutlu ana birebir tanık olamıyor ama nikah masası hemen girişe taşımış durumda. Bu şeridin arkasında aileler nikahı uzaktan da olsa izliyor, takip edebiliyor. Giremiyorum, hiç şey yapmam yani, üzülme. Damat beyin bizde emeği çoktur. O yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak bu aşkın evliliğe dönmesine şahitlik etmeye geldim. Tedbirleri de alarak. Evet, aynen öyle. Buruk da olsa nikahlar kıyıldı. Düğünlerse salgın atlatıldıktan sonraya kaldı. Böyle Kemal Sunal'ın Üçkağıtçı filmini örnek aldı ve bulduğu deterjanı, dezenfektanı kovanın içine atıp dükkanının önünü fırçaladı. Koronavirüs her yere girer ama benim dükkanıma giremez diyen Hijyen Metin diğer esnaflara da örnek oldu. Az sonra buralar bembeyaz olacak. Koronavirüs her yere girer ama benim dükkanıma giremez. Koronavirüs her yere girer ama benim dükkanıma giremez dedi. Giriş biraz zor olur koronavirüsün. Kendine Kemal Sunal'ın filmini örnek aldı. İlan edin, herkes evinin önünü süpürecek. Ben bunu daha öncesinde Kemal Sunal filminde görmüştüm. Şehir herkesin evi demektir. Sokakların temizliğini tüm halka yaptırıyor. Memnun musunuz? Sayende çok memnunuz. Allah razı olsun. Sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. Sadece bir günde yaklaşık 2 milyon kişi izledi. Elinizin önünü, temizliğini falan yapın. Gördüğünüz gibi buraya devamlı yıkadığımdan kaynaklı
fırça bu hale geldi. Her 10 dakikada bir siliyoruz buraları. Metin Bölgili Sultanbeyli'de esnaf. Koronavirüs korkusu herkes gibi elbette onu da sardı. Hem kendinin hem de müşterilerinin sağlığı için. Temizimi yapıyorum. Kapı kollarını devamlı siliyoruz. Gelen her müşterimize kolonya ikramında da bulunuyoruz. Bir karışım hazırladı. İçine de ne bulduysa attı. Bütün kimyasal maddeleri ne bulduysak içine attık. Şampuandan çamaşır suyuna, kolonyadan dezenfektana, hatta bulaşık deterjanına kadar kattı. Dakikalarca iş yerinin önünü fırçaladı. Bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, biraz şampuan, hijyen önemli. Biraz da buradan kolonya dökelim. Biraz da dezenfekte atalım. Koronavirüsü geldi geleli biraz dikkat almam gerekiyordu. Kendi dükkanı da kapatamadığım için kendimce bir karışım hazırladım. Temizlik, hijyen önemli tabii. Bölgeli bir akım başlattı. Dedi ki virüse karşı tedbirli olalım. Şimdi aynı hassasiyeti diğer esnafların da göstermesini istiyor. Ya inşallah bir akım haline gelir. Güzel bir örnek oldu bize. Zaten maskemi falan da takıyorum. İnşallah çıkarız bu durumdan. Onlar kendileri getirmediği sürece buradan bir şekilde giriş biraz zor olur koronavirüsün. Koronavirüs buradan giremiyor mu? Zor. Bu kapıdan koronavirüs geçmez. Ölümcül virüs kabusu şimdiden turizmin üstüne çöktü. İstanbul'da tarihi Sultanahmet Meydanı neredeyse bomboş kaldı. Kan ağlayan esnaf yardım istedi. Russian. Russia. Many Russian people. Çok turist var. Çünkü sınırız. Son günleri. Bundan sonra turist biraz zor. Kimse yok meydanda yani. Ne satacağız ki? Dün bir tane sattım evet. Koronavirüs kabusu turizmin kalbi Sultanahmet Meydanı'nı da vurdu. Normalde iğne atsan yere düşmeyen meydanda sadece Rus ve Malezyalı turist kafileleri vardı. Rus turistler gelmişler. Maskeleri yok, eldivenleri yok. Maske korumaz. Burası turizmin kalbi Sultanahmet Meydanı. Burası normal zamanlarda on binlerce insanın, turistin gezdiği, dolaştığı bir yerde, ancak şimdi görüyorsunuz koronavirüs nedeniyle hiç kimse yok. Where are you from? Russia. Gonna walk outside. Bugün dışarı çıktık ama otobüse binmedik. Hiçbir şeye dokunmuyorum. I'm not gonna touch anything. Sultanahmet Meydanı'nı geziyorlar. Maskelerinin neden olmadığını sorduk. Eldivenleri yok. Onların korumadığını söylediler. Evet, meydanda Rus turistlerin yanı sıra bir de kafile var. Malezya'dan gelen bir yaklaşık 50 kişilik grup. Maskelerini takmışlar. Ellerinde bazılarında eldiven var, bazılarında yok. Şu an meydanda bir rehber aracılığıyla çevreyi tanımaya çalışıyorlar. Burası da iğne atsanız yere düşmeyecek olan yerlerden biriydi. Ayasofya Camii'nin önü görüyorsunuz. Meydan bomboş, hiç kimse yok. Yine yan tarafta tur otobüsü var. Normalde bu otobüs burada en fazla 5 dakika bekler. Turistleri alıp İstanbul turuna çıkardı. Ancak yaklaşık 1 saattir hiç kimse yok. Önlemler şart ama bu arada semt esnafı da kan ağlıyor. Tabii Sultanahmet Meydan derken akla da seyyar simitçiler, mısırcılar ve kestaneciler geliyor. İşler çok kötü abi. Sifte yok, sifte açar mısın? Tamam. Röportajdan soru alacağım. Dün ne kadar satış yaptın? 50 lira abi. Temizlik yapıyor. Temizlik yapıyorsunuz. Dün açık mıydı burası? Yok, kapalı. Maalesef işler çok kötü. Bundan sonra turist biraz zor. Kimse yok meydanda yani. Ne satacağız ki? Virüs şüphesinin ardından 5 yıldızlı otelde kırmızı alarm verildi ve araç yaya trafiği tamamen kapatıldı. İşte görüyorsunuz, demir bariyerler ve demir mantarlarla girişler yasaklanmış durumda. Yine güvenlik görevlisinin bulunduğu MOBO'nun içinde hiçbir güvenlik görevlisi yok. O da karantina altında olabilir. Koronavirüsten korunmak için aileler eve kapandı ama çocuklar haliyle evde sıkılıyor. Peki içeride nasıl vakit geçirecekler? İşte işin uzmanından tavsiyeler. Evin içinde saklambaç, koşturmaca, yakalamaca gibi oyunlar biraz bu süreçte tehlikeli olabilir. Dışarı çıkalım çıkalım diye tutturan çocuğa ne desin anne baba? Sağlığımızı korumak için bir süre evde kalmamızı doktorlar söylüyor. Hareket de gerekiyor yani, halıya oturt, koltuğa oturt, masa başında aktivite çok sıkıcı çocuk için. Neydi o virüsün ismi Durucu? Korona. Koronavirüs salgını yüzünden çocuk parkları da boş kaldı. Anne babalar, çocuklu aileler evine kapandı. Doğru olan da bu zaten. Ama şimdi de anne babalar soruyor.
evde çocukla nasıl vakit geçirmeli? Parklara falan gidiliyordu. Sanıyorum onu da durdurdular. İşimiz gereği dışarıdayız. Ezo Sunal'la birlikteyiz. Ama bakın her geçen gün tedbirleri arttırıyoruz. Streç filmle mikrofonumuzu dahi sardık. Şimdi Ezo Hanım başlayalım sohbete. Siz de bizim için indiniz aşağıya. Siz evet. de günlerdir evdesiniz. Kesinlikle çıkmıyorum. Çocuklar evde nasıl vakit geçirmeli diye soruyor anne babalar. Sabah sporu. Güne ısınarak başlamak. Basit hareketler. Evet. Sonra tabii ki güzel bir kahvaltı. Aktivite saatleri. Örneğin bir el işi zaman ayrılabilir. Sonra belki minik bir şarkı söyleme saati. Evde tencere tavayla müzik ve ritim yapma. Mesela işte mercimekli pirinçleri aynı kaba koyup bunları ayıklamasını istemek çocuktan. Ev temizliğini birlikte yapabilirler. Sen masanın tozunu al, ben elektrik süpürgesi yapayım gibi iş bölümü. Çocuklar oyun parkını evlerine taşımak istiyor bugünlerde. En sevdiği oyunlarda yakalamaca, saklanmaç gibi oyunlar ama uzmanlar bu aralar bu tarz oyunları pek önermiyor. Allah korusun ama böyle biraz riskli oyunlardan kaçınmak lazım. Çocuk minik bir kaza geçirebilir. Mecbur kalmadıkça hastaneye ve doktora gitmiyoruz. Ama hareket şart. Bir dans videosu izleyerek karşısına geçip birlikte eşlik etmek gibi. Oyuncakların hijyenini nasıl sağlayacak anne babalar? Peluş oyuncaklar aslında her dönem için yani mikrop taşıma riski yüksek tabii. Düzenli yıkayarak kullanabilirler. Tercih edeceğimiz oyuncaklar tabii ki doğal malzemeler veya silinebilir, dezenfekte edilebilir yüzeyler. Halıları kaldıralım. En önemli şey bizim de şu an yaptığımız gibi mesafeye dikkat etmek. Koronavirüs mü? Öğlen sayılmayalım, öpüşmeyelim, elle tutuşmayalım. Tabii bahar da geldi. Çocuklar hep dışarı çıkmak isteyecek ama bugünlerde biraz sabırlı olmak gerekiyor. Koronavirüs salgınını çocuklara anlayacağı dilden anlatacağız. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken şey çocuklara ekstra kaygı, endişe yüklememek. En önemlisi de anne babaların psikolojisi. Onların da moralini yüksek tutması gerekiyor. Psikolojimiz de bir o kadar önemli, değerli bizim için. Aynen. Neydi o virüsün ismi Durucu? Korona. Onca uyarıya rağmen evde kalmak yerine ormana mangala gidilince efendim Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. Mangal ve piknik yapmak yasaklandı. Ama İstanbul yasağı delmekle kalmadı. Belgrad Ormanı piknikçilerle dolup taştı. Keyifler yerinde, buraya korona gelmedi mi? Yani şu an doğa ortamındayız. Gördüğünüz gibi ev hapsinden kurtulma amaçlı yani. Ev hapsi de bir yere kadar. Havalar da ısınınca açık havaya çıkmanın koruma yöntemlerinden bir tanesi olduğunu düşündük. Allah korusun ya bulaşırsa? Vallahi hiç düşünmüyorum ya. Kimi gelinliğini giydi, kimi nişanlığını. Düğün yasaklandı, fırsat bu fırsat deyip dış çekime geldik. Kendimizi koruyacağız yani. Virüsten korkuyor musunuz, bulaşır bulaşmaz? Vallahi virüsten korkmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere daha dedi evlerden çıkmayın diye. Doğrusunu demiş. Burası İstanbul Belgrad Ormanı. Günlerdir denildi ki Türkiye evde kal. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkma. Ama sanki bunun tam tersi söylenilmiş gibi. Aman evlerde durmayın denilmiş gibi. Bugün İstanbul Belgrad Ormanı hınca hınç doluydu. Doğal ortamın bütün mikrobu arındıracağını düşündük. Eldiven yok, maske yok ya birbirinize yani bulaştırsanız. Yok, buraya gelirken eldivenimiz, maskemiz mevcut. Sakınan göze köp düşer derler ya. Korkmazsanız hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. İyilik Muammer abi, sen nasılsın? Özellikle riskli grubun ve kronik rahatsızlığı olanların bu konuda dikkatli olması gerekiyordu ama durum hiç de öyle olmadı. Bende şeker var, kalp var. O yüzden bir yere çıkamıyorum. Şimdi ne oldu? Sıkıldım, öyle bir dolanayım dedim, eve gideceğim şimdi. Siz niye dışarı çıktınız? Valla da içeride artık hani sıkıntı. Kaç yaşındasınız? Ben 63. 55'te oldum, 64-65 arası oluyor. Siz niye dışarıdasınız? Ben de evde sıkıldığım için öyle bir dolaşayım geleyim dedim. İşte çalışıyorum da işe gitmiyorum yalnız. Mangalını yakan da vardı. Bir mangal yapıp önümüzdeki haftaya hazırlanmak istiyoruz. Virüsün bulaşmayacağını düşünen de. Duada olması çok saçma yani. Duada nasıl virüs oluyor ki? Bugün öğle saatlerinde bakanlıktan çıkan kararla mangal ve piknik yasaklandı. O da bizim şansımız artık. Duyduk ama biz de tam semaver yakalım dedik. Ama yasağa rağmen orman piknikçilerle doldu taştı. Mangal, piknik yasaklandı bugün. Aynen, doğrudur. Bakın efendim, burası Belgrad Ormanı'nın otoparkı, araç yoğunluğu almış başını gitmiş durumda. Hatta araçları park etmeye yer bile yok diyebiliriz. Sanki koronavirüs ülkeye hiç giriş yapmamış gibi. Durum böyle olunca da akıllara evde kal uyarısına kim uydu ki demek geliyor. Kolay gelsin. Rizeli genç kendini koronavirüsten korumaya karar verdi ve ilginç bir yöntem buldu. Bir ağacın tepesine karantina evi yaptı.
Tahsin! Tahsin! Gel gel. Gel. Ama önce bir kolonya sıkalım kardeş. Kulübe değil, sanki kuş yuvası. Koronavirüsten de kalabalıktan da böyle korundu. Dışarı çıksak da erzak alıyoruz yani. Başka bir alternatif yok. Kafeler kapalı. 23 yaşındaki Tahsin Öztürk, Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşıyor. Koronavirüsten korunmak için kendi karantina evini yaptı. Bol bol çay içiyor. Bu şifa. Doğaya bakarak hayatımız geçirip gidiyoruz ya. 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine 8 metre karelik kulübe oturttu. Aslında misafir kabul etmiyor ama tedbirle gelene de kapısı açık. Tahsin! Tahsin! Gel gel. Gel et. Ama önce bir kolonya sıkalım kardeş. Ben kadar koyacağım. Misafirini kolonyasız içeri almıyor. Zaten gelen de çok fazla duramıyor. Kimse de gelmiyor yanına. O da beni bir saat tutar burada yani. Sonra yollar beni. Tedbir amaçlı bu. Eski erkek arkadaşına öfkelenen genç bir kız intikamını babasının ekmek teknesinden almak istedi. Benzin bidonuyla geldiği markete ateşe verip kaçtı. Eski erkek arkadaşına kızdı, babasının marketini yaktı. Burası Mersin'in Tarsus ilçesi. Genç kız ayrıldığı sevgilisinin ailesine ait marketin önüne geldi. O sırada market çalışanı kapının önündeydi. Genç kızın elindeki benzini marketin önündeki ürünlere döktüğünü görünce hemen engel oldu. Genç kızı kollarından tutup oradan hızla uzaklaştırdı ama öfkeli kız elindeki benzini döke döke gitti. O sırada eski erkek arkadaşının babası gürültüye çıktı ve bir anda kendini alevlerin arasında buldu. Elindeki çakmakla marketi ateşe veren öfkeli genç kız kaçtı. Market çalışanı hemen komşu esnafın hortumuyla yangına büyümeden müdahale etti. Ama o sırada diğer esnafın ürünleri alev aldı. Polis büyük hasara neden olan kundakçı genç kızın peşine düştü. Canını hiçe saydı, metrelerce yükseklikte cam sildi. Temizlik yapacağım derken ölüme meydan okuyan kadın görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bir eliyle pencereye tutundu, diğer eliyle cam sildi. Temizlik yapmadı, 10. kattan ölüme meydan okudu. Tüyler ürperten görüntü Mersin'den. 17 katlı bir binanın 10. katında temizlik vardı. Canını hiçe sayan bu kadın yürekleri ağza getirdi. Bir süre ayakta, bir süre de çömelerek sildi camı. Başı dönebilir, dengesini kaybedebilirdi ya da bastığı zeminle birlikte yere çakılabilirdi. Ama o bu ölümcül ihtimallerin hiçbirini düşünmemiş olacak ki rahat tavırlarla camı silmeye devam etti. Neyse ki korkulan olmadı. İşi bitince içeri girdi ama vurdum duymazlığı da pes dedirtti. Tüm kadınlar içlerinde öyle bir cevher barındırıyor ki yeter ki ortaya çıkarmak istesinler. O da içindeki o cevhere güvendi. Kadınlar bu işi yapamaz demelerine aldırmadı. Türkiye'nin en iyi nalbantlarından biri oldu. Hey 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 hola. Hani bazı meslekler vardır. Erkek işi kadınlar yapamaz derler ya. İşte bazı kadınlar o ezberi bozmak için varlar. Şeyma Kalkan da onlardan biri. Şeyma Hanım, nalbant. Çok güç isteyen bir iş. Evet, ama öncelikle inanç istiyor. İçimde bunu yapabileceğime dair bir inancım vardı. Sonrasında da beden kuvveti. Bir arada ikisi birlikte götürüyor bu işi. İnandı, başardı. Erkek işi diyenlere inat kadının gücünü gösterdi. Atçıyım diyordum. Atçılığı ahçılık olarak anlıyorlardı. Nalbant deyince bu sefer de nalbur olarak anlıyorlar. Çok gurur duyuyorum. Çok inançlı. İyi bir iş yapacağım diyor. Şaşırıyorlar mı efendim peki yanınızda Şeyma Hanım'la nal çakmaya gelince? Tabii şaşırıyorlar. Ne diyorsunuz? İşte kadının gücü diyor. 40 yıllık nalbant ustasının şimdiye dek ilk kadın öğrencisi Şeyma Kalkan. Mesleğinizi mi daha çok seviyorsunuz, atları mı? Aslında atlar sevilmeden bu meslek sevilmez diye düşünüyorum. Önce atlar, sonra mesleğim. Atları sevmek yetmez. Nal çakabilmek için dillerinden de anlamak şart. İşe nereden başlıyorsunuz? Öncelikle severek başlıyoruz. Atlara kendimizi tanıtarak, onlara aslında iyi bir şey yapacağımızı göstererek başlıyoruz. Ayağını alacağım diyorum mesela. Verir misin ayağını diyorum. Veriyor şu anda. Tamam. Zaten hazır hemen o da. Nallar değişsin istiyor belli ki. Büyük ihtimalle. Nalbantlık kolay iş değil. Güç gerektiriyor.
Ama önce inanmak, sevmek de şart. Şeyma Hanım 3 yıldır bu işi severek, isteyerek yapıyor. İnanınca, isteyince de gücü bulabiliyor tabii ki kolaylıkla. Atların kendi ayak numaralarına göre nal hazırlıyoruz. Çaplarına göre. Küçük oluyorlar ya geniş oluyorlar ya dar oluyorlar. Duruma göre ayarlanıyor. Çekiçle vura vura ayarlıyorsunuz. Evet, aynen. Nalbant olduğunu duyanlar şaşırıp kalıyor. İlk söylediğimde zaten insanlar bir şaşırıyor. Ya olmaz herhalde öyle bir şeydi. Neden nalbantlık diye tabii ki çok fazla tepki alıyorum. Ama o mesleğini yapmakta kararlı. Tüm kadınlar içlerinde öyle bir cevher barındırıyor ki yeter ki bakmasını bilsinler. Kadın isterse her şeyi yapar diye düşünüyorum. Efendim tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun diyelim ve ara verelim. Şovman haberin sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.